Gelelim bir başka meseleye ve çok önemli bir meseleye. Ahmet Say'dan söz edeceğim. Ahmet Say'ı bilmeyenleriniz varsa bu Türkiye'nin ayıbı. Ama ben size anlatacağım ve meselenin ne olduğunu söyleyeceğim. Ahmet abi, Ahmet Say. Siz onu maalesef Fazıl Say'ın babası olarak bileceksiniz. Ahmet Say'ı kaybettik. Ahmet Say'ı kaybettik. Fazıl Say'ın babası olarak bilinmesinde Ahmet abinin bir sıkıntısı yoktu. Ben Cumhuriyet Gazetesi için yaptığım son röportajımda konuşmuştum. Artık Enver dedi, yorgunum, sıkıntılıyım vesaire. Sevgili Eren Aysan'la birlikte yapmıştık. Ahmet abiyi ben Fazıl'dan dolayı açıkçası sever sayar değilim. Ahmet abi bize aydın kimdir? Ahmet abi bize solcu kimdir? Ahmet abiye bize aydınlanmacı kimdir diye anlattığı için severim. Kitapları muazzamdır. Müzik konusunda yazdıkları muazzamdır. Hatıratını mutlaka okuyun. Türkiye'de bir dönemi anlatıyor. Biliyor musunuz ki Ahmet abi edebiyata yön vermiştir. İçinde Cemal Süreyya'nın, Behçet Aysa'nın, Metin Altıok'un bulunduğu büyük ustaları himaye etmiştir. Onlarla kol kola girmiştir. Devrimcidir, sosyalisttir. Bir adım geri atmamıştır. Ve Fazıl'ın büyürken bütün varını yoğunu ortaya koyarak bir dev sanatçı yaratmak için elinden geleni yapmıştır Ahmet abi. Yarın toplağa verilecek. Ankara'da olanlar lütfen gitsin. İlk defa benden işitenler de lütfen Ahmet Say kimdir diye araştırsın. Sıradan bir isim değildir. Ahmet Say, Fazıl Say'ın babası olmaktan gurur duyardı ama Ahmet Say çok büyük bir entelektüel, çok büyük bir aydındı. Delil mi istiyorsunuz? Şimdi size bir aydının neler yapması gerektiğini bütün okullarda okutulacak bir şekilde belgeleyeceğim. Önce Ahmet abinin tavrını göreceksiniz. Resmi tarihin nasıl hakikatleri çarpıtmasına karşı direndiğini göreceksiniz. Sonra o tarihin ne anlama geldiğini ortaya koyacağım. Muhtemelen o günlerde iktidarın kuyruğuna takılan izleyiciler, iktidarın kuyruğuna takıldığı için de yanlış bilgilenen izleyiciler Ahmet abinin tavrından dolayı acaba ben tarihi yanlış mı biliyorum diyecek. Birilerini irkilteceğiz. Bakın, bir aydın, omurgalı, onurlu bir aydın ne yapar? Dikkatle izleyin. İşte Ahmet Say. Rica ediyorum. Bu toplantı rica ediyorum lütfen. Bayram. Ahmet Bey lütfen. Ahmet Bey burada buranın ağzının tadını kaçırmayın. Lütfen. Lütfen ya dinleyin yasalını terk edin. Ya dinleyin yasalını terk edin. İki tane yakın tarihimizin özgürlük, demokrasi ve adalet açısından iki önemli olayı var. Birincisi, F tipi cezaevlerinin mucidi olan o dönemdeki Adalet Bakanı'nın vicdansızlığı, acımasızlığı ve insanlık düşmanlığı. Niye insanlık düşmanlığı diyorum, onu da söyleyeyim. İnsanın tanımı şudur. İnsan biyopsişik, sosyal, kültürel bir varlıktır. Bunun içindeki sosyal yani toplumsal yönünü insanoğlunun dışlarsak, yani insanı tek başına hücreye atarsak, o zaman insanlıktan anlamıyoruz. İnsanlık özgürlüğünü, insanlığın tanımında var olan değerleri tanımıyoruz demektir. İşte bu şahıs bunu yapmıştır. Bunu yapmıştır. Bu Hikmet Sami Türk. Arkasından da Bayrampaşa eski Samalcılar cezaevinde fosfor bombası kullanarak hapishanenin içindeki silahsız, eli kolu bağlı zavallıları fosfor bombasıyla yakmıştır. Katil demiyorum ama birinci derecede sorumludur çünkü Adalet Bakanı'ydı. Bakın dostlar, aydın kimdir'i net ortaya koyuyor. Bir, sözünün arkasında. İki, muhatabı bakan, Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, mekan her neresi olursa olsun, geldiği yaşa bakın, çıkıyor ve yüzüne söylüyor. 3. Korkmuyor, korkusuna yenilmiyor. 4. İnsan haklarını, mapusta bile olsa insanlar koruyor. F tipi meselesi, o gün insanlar oh olsun derken, bunlar terörist, bunlar üçkağıtçı, bunlar sahtekar deyip içeri tıkıldıkları zaman, insansızlaştırıldığı zaman çıkıyor ve düşmanım bile olsa hakkını savunurum diyor. Neden?
Deniz Gezmişleri de kapattıkları zaman suçlu muydu Deniz Gezmiş? Nazım'ı kapattıkları zaman suçlu muydu Nazım? Sabahattin Ali'yi kapattıkları zaman suçlu muydu Sabahattin Ali? Uğur Mumcu'yu kapattıkları zaman suçlu muydu Uğur Mumcu? Türkan Saylan'a terörist dedikleri zaman, İlhan Selçuk'a terörist dedikleri zaman suçlu muydular? Bugün Gezi'den dolayı içeri atılan insanlar suçlu muydu? Dostlar, kimseye ezberle bu suçtu, mapushanede ölsün, gebersin demeyin. Tarih var tarih, vicdan var vicdan. O yüzden mapustaki insanların da hakkını savunacaksınız. Hakkını savunacaksınız. İşte bir aydın çıkıyor, önce size diyor ki insan budur, bakın. Sonra diyor ki insanı insanlıktan mapusta bile çıkaramazsınız. Sonra da çıkıyor, çatır çatır yüzüne söylüyor. Bakın, yüzüne söylüyor. Şimdi ben kendime kimden örnek alacağım? Kimden örnek alacağım? Ahmet Say'dan örnek alacağım. Hayatta böyle duran ve öldüğü günde kaç kişinin anımsadığına bakmayan dimdik bu insandan örnek alacağım. Kimden örnek alacağım? Aziz Nesin'den örnek alacağım. Kimden örnek alacağım? Nazım'dan, Sabahattin Ali'den örnek alacağım. Hani soy-sop tartışmaları yapılıyor ya, soy-sop nedir biliyor musunuz? Bizim hangi ırktan, hangi dinden olduğumuz değildir. Soy-sop fikir soyudur. Fikir soyu insanın güçlüyse ancak o insan anlamlı olur. Soy-sop nedir biliyor musunuz? Akrabalık, yoldaşlıktır. Şimdi size hatırlatacağım. Kimse kusura bakmasın, irkileceğiz. Kimse kusura bakmasın, Ecevit hükümeti de masum değildi. İşte size tarihimizin en karanlık, en utanç sayfalarından birisini ekrana getireceğim ve sonra bir çift laf edip devam edeceğim. Lütfen bunu da dikkatle dinleyin, ezberlerinizi bozun. Buyurun, hayata dönüş operasyonu değil mi? Bildiğiniz açık katliamdı o. Bildiğiniz açık katliamdı o. Hikmet Sami Türk bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Köşeler yazıyor. Hikmet Sami Türk bugün panellere, toplantılara gidiyor. Hikmet Sami Türk bugün Adalet Bakanı olarak, önemli bir insan olarak itibar görüyor. Orada açık bir şekilde katledilen evlatların ardından aileler ağıtlar yakıyorlar. Milli Güvenlik Kurulu kararı diyorlar. Pek çok Milli Güvenlik Kurulu kararı alındı. Her Milli Güvenlik Kurulu kararı doğru muydu? Ergenekon'da, Balyoz'da, yakın tarihimizde yayınlananlar, onları terörist olarak ilan edenler haklı mıydı? Hikmet Sami Türk akıl verme durumunda değil. Hikmet Sami Türk hesap verme durumundadır. Tarihimizle yüzleşeceğiz, helalleşeceğiz ya. Tarihimizle, bakın görüntüler bunlar. Tarihimizle yüzleşeceğiz, helalleşeceğiz ya. Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Sami Türk Bey'le de bir hesap soracak mıyız? Bugün Veli Saçılık kolunu kaybetti ya. Veli Saçılık kolunu kaybetti. Bu insanların hangi suçtan olduğu, bu insanların ne yaptığı, hangi koşullarda yaşadığı, bu insanların içeride ne aradığı belli mi? Kimin ne olduğu belli mi? Hepsine asker kuvvetiyle girip silah sıkıyorsunuz, bombalar atıyorsunuz ve insanları katlediyorsunuz. İşte medya meselesine gelince... Medya ne yaptı bunları? Ertuğrul Özkök başta olmak üzere manşetlere çıkarttı. Teröristler öldürüldü dedi. Arkadaşlar, biz bu ülkede yaşıyoruz. Kimin vatan haini, kimin vatanperver olduğu, kimin terörist, kimi makbul vatandaş olduğu hiçbir yerde bu kadar tartışmalı olmamıştır. Cezaevine giren insanlar, özellikle siyasi mahkumlar ayrıca önemlidir ve devlete emanettir. Devlet her yerde haklarını savunmak durumundadır. Bugün bana gelen, Merdan Bey'e de gördüm gelenleri, böyle böyle mektuplar var. İnsanlar içeride inim inim inliyorlar. Şimdi bazılarınız çıkıp diyeceksiniz ki işte görüntüler böyle. Siz her görüntüye inanıyor musunuz? Her servis edilene inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız yandaş kanallara da inanın. Niye sorgulayacaksınız ki? İşte Ahmet Say'ın kaybı kendini yalnız hisseden insanlara karşı bir aydının direnişinin kaybıdır. Lütfen, lütfen görünenin değil, arkasındakine bakın. Bugün merkez medya olarak konumlanmış olan, şimdi de buharlaşmış olan, yerine başkaları konan medyaya bakın. Bunları söyleyecek kaç kişi var? Sayın Hikmet Sami Türk o dönemin hesabını vermiş değildir. Vermiş değildir. Hikmet Sami Türk Bey buraya gelsin, yüz yüze bir aykırı sorular yapalım bakalım, o günü açıklayabilecek mi? Hikmet Sami Türk Bey Veli Saçılık'la bir karşı karşıya gelsin. Veli Saçılık'ın anneciğinin, anasının neler çektiğini bir işitsin. Yok öyle şey. Tarihi unutacak. Sivas'ı unutacak mıyız mesela? Unutacak mıyız? Bunu da unutmayacağız. Gündeme not devam ediyor.